Çocuklarına tablet veya telefonda çizgi film izleterek yemek yedirmeye çalışan yakınlarım var. Bu konuda ne önerirsiniz demişsiniz. Telefonla veya tabletle yemek yedirmeyi önermiyoruz ama aileleri de burada anlamak lazım. Bu dönem içerisinde birçok hem yazılı hem görsel basında hem de internette birçok yerde şöyle yazılar okuyoruz. Şu eksik, çocuğunuza şunları yedirmeniz gerekiyor. Şunlar olmazsa eğer çocuğunuza bakmamış olursunuz ve yeterli anne değilsin, yeterli baba değilsin, çocuğunu daha çok beslemelisin şeklinde bir baskı var. Bu baskının sonucu olarak da aileler miktara odaklanıp çocuklarına yemeği tıkıştırmanın bir yolunu arıyorlar. Ve bu yol telefon ve tablet oluyor veya bazen televizyon karşısında video izletmek oluyor. Ama böyle bir döngü şu an için yemek miktarını arttırsa bile ilerleyen dönem içerisinde çocukların açlık ve tokluk dengesini iyi ayarlayamamalarına neden oluyor. Bu nedenle bu çocuklar şu an yemesi az olan veya zorla yemek yiyen çocuklarken ilerleyen dönemde doymayı tam olarak bilemediği için obeziteye daha yatkın çocuklar haline geliyor. Sadece bu açlık tokluk döngüsüyle ilgili değil, normal yemek aslında çok keyifli. Aslında biz yemek yerken sadece karnımızı doyurmuyoruz. Aynı zamanda kaşığı tutuyoruz, ağzımıza götürüyoruz, ince motor kaslarımız gelişiyor. Çiğniyoruz ve güzelce yutkunuyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz bunu. Bu sayede ağız ve dil kaslarımız, yutak kaslarımız gelişiyor. Bunun yanında aynı anda tatla ilgili birkaç tadı birden denemeye çalışıyoruz. Bir birini deniyoruz, bir diğerini deniyoruz ve aralarındaki farkları anlamaya çalışıyoruz. Tatla ilgili duygumuz gelişiyor. Bunu yaparken yanımızdaki kardeşimizden didişiyoruz veya annemizden babamızla sohbet ediyoruz. Aslında yemek yerken sadece karnımızı doyurmuyoruz, aslında ruhsal olarak veya zihinsel olarak da besleniyoruz. Ama tablet ve telefonla bunu yaparken sadece midemizi dolduruyoruz. Diğerlerinin hiçbirinden istifade edemiyoruz. Aklımız sadece ve sadece telefonda veya tablette oluyor. Bu nedenle telefonla, tablette veya televizyonda yemek yemeyi önermiyoruz. Miktara da odaklanılmasını bu dönem içerisinde istemiyoruz. Ailenin çocuğun ne yediğine, ne zaman yediğine, nerede yediğine müdahale etmesini istiyoruz. Ama ne kadar yediğine, miktar olarak ne kadar yediğine ailenin odaklanmasını önermiyoruz.